Kolay değil Sayın Başkan. Yani nereden baksanız 40 sene bir futbol yöneticiliği. 40 yıl. Az buz değil. Bu önemli bir birikim. Bizler için kıymetli. Bizler bile sizin sohbetinizden bir şeyler anlamaya bize ışık oluyor. Büyüklerimize sohbet etmek. Çünkü bize de yol gösteriyor. Hiç yakın tarihte, diyelim ki o 11 yıllık nekaat dönemi diyeyim. Yani dinlenme dönemi. Kızgınlık, öfke değil. O başka bir şey. O dinlenme döneminizde. Ya ben de iş adamıyım. Ciddi anlamda bir birikimim var. Futbolu biliyorum. Futbolun bütün paydaşlarıyla ilişkilerim iyi. Ben de bir kulüp satın alacağım diye hiç düşündünüz mü? Yani sıfırdan. Aklımdan geçmedi değil ama ya benim ya kulüp istersem alabilirim. Ama benim gönlüm her zaman Galatasaray'da. Onun için burada gönül verdiğin ve ona kazandığı vakit seni sevindiren, kaybettiği vakit üzen, bir duyguların içindeki bir kulüp dururken başka bir kulüple çok uğraşmak bana mantıklı gelmedi. Aklımdan geçti ama hiçbir zaman öyle ciddiye alarak düşünmedim açıkçası. Ben Türk futbolunda Galatasaray'a olan aşkım her zaman, her geçen gün daha da büyüyor. Öyle yani bu sene, 11 sene sonra ilk defa stada geldim. Ve orada yani düşün ki yaptığım stada 11 sene sonra geliyorum. Duygusal oldu tabii. Efendim? Duygusal oldu tabii sizin için. Tabii duygusal oldu. Bir de orada da yani şampiyonluğu yaşamam. Her geldiğim maçta da galip, hiç mağlubiyet görmedim Allah'a şükür. İnşallah görmem. Dolayısıyla şampiyonluğu görmem. Sonra da öyle bir şey yapmışlar ki benim dönemimde Sunes Fenerbahçe maçında gitti. Taraftarın elinden bayrağı kaptı getirdi. Fenerbahçe stadının ortasına dikti. O bayrağı Galatasaray Müzesi'ne vermiştik biz. O bayrağı çıkardılar tekrar. Evet, beni aşağı çağırdılar. Sonrası sen bayrak vereceksin dediler. Tamam dedim, bayrağı verdim. Sonrası sen statta tur attı. Geldi, sarıldı bana. Eski günleri yad ettik. Yani öyle anılarımız, duygularımız var ki başka bir kulüp alsam bile beni tatmin etmez. Alsam bile belki... Tatmin etmez ki beni, mutlu etmez yani. Ben şunu da sormak istiyorum Sayın Başkan. Biliyorsunuz milli takımda şu an bir değişim rüzgarı esilecek şeklinde haberler çıkıyor milli takım teknik direktörler arasında. İsmi geçen isimler de var. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Fatih Terim'in ismi de var. Sizin gönlünüzden şu olursa daha iyi olabilir diyeceğiniz adaylar var mı? Vallahi bence şu anda tam sudan geçiyoruz. Bence teknik direktörü rahat bıraksınlar. Adam işine konsantre olsun. Şu yani akarsuyun içinde yani suyu geçerken at değiştirilmez. Yapmasınlar. Çünkü bir şeyler olmaya başladı. Biraz zaman versinler. Bir de rahat bıraksınlar teknik direktörü. Oraya bir teknik direktör geldiği vakit birçok kişi altını kazmak için uğraşıyor. Ya bıraksınlar bunu. Bıraksınlar. Adam işini yapsın. Kontrat süresinde ne kadar yapıyorsa. Ki şu anda da işte iyi de kurallar çektik. Gidiyoruz. Rahat bırakırlarsa takım bir yere gider. Ama bizde hep şey, kulüplerde de var o, milli takımlarda da var. İlla gelen hocanın altını birilerinin... Bu bizde var değil mi? Okan Bruni kafalarında da çok isim... Ayağını kaydırmak için uğraşıyorlar. Bıraksınlar bunları. Okan hocanın da ilk zamanlarında işte kötü oyun dendi, devam edebilecek mi, yapabilecek mi dendi. Evet, doğru. Çok değişik isimler de söz konusu oldu. Siz Okan hocanın geleceğini nasıl görüyorsunuz Sayın Başkan? Valla Okan'ı, yani Okan Buruk'u ben profesyonel yaptım. Zaten çok iyi başladı. İkinci senesinde bacağı kırıldı ki çok büyük talihsizlikti. Ondan sonra devam etti ve Galatasaray'da çok iyi bir kariyer yaptı. Sonra şeye giderken bana geldi. Fikrimi sordu, müsaade istedi Inter'e giderken. Sonra döndükten sonra herhalde Okan'ı gitti diye kızmışlar, almadılar. Beşiktaş'a bir sene gidip oynamak zorunda kaldı. Ben gelince Okan'ı tekrar Galatasaray'a aldım. Okan bana evlat gibidir. Ve Okan'ın Galatasaray'da olmasına da mutluluk duyuyorum. Okan'a destek olunursa işini son derece efendice yapan birisidir. Yeter ki şartlar müsait olsun, ona destek olunsun. Daha iyi başarılara imza atacak kapasitesi var. Zaten baktığınız vakit şimdi düşünüyorum. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta şampiyon olmak kolay. Eğer gerçekten iyi antrenörsen git diğer kulüplerde ol. Hani Trabzon'da da bir nispeten olmak kolay. Diğer kulüplerde... Okan döndü geldi, teknik direktör oldu. Aksaspor'u gitti, kupa şampiyonu yaptı. Doğru.
Başakşehir'i şampiyon yaptı. Türkiye şampiyonu yaptı. Hadi yapan var mı başka? Yok. Dolayısıyla Okan'ın daha eminim ki kuyusunu kazmak, ayağını kaydırmak isteyen çok adam vardır ama Okan'ı yedirmeyeceğiz, ben sana söyleyeyim. Dursun Başkan da bunu istiyor, Erden Timur da istiyor, ben de istiyorum. Elimden gelen her türlü yardımı yaparım. Okan bu camianın evladı ve çok iyi bir başlangıç yaptı. Biz her türlü desteği vermemiz lazım ona. Başkanım bir de Tamer abi yazmış bana yine şimdi. Şampiyonun kutlamalarında herkesin beklentisi vardı. İşte ne yapalım dediler, bir aslan görüntüsü koyalım dediler. Aslında siz canlı aslan getirdiniz başkanım. Ya biraz... O aslan, şu an başkan olsaydınız yine bir aslan getirir miydiniz stada? Yani ben düşünüp onun muhasebesini yapıyorum. Yani kaç yaşında insanlarız yaptığımız şeye bak, hayvanat bahçesinden aslan çalıyoruz ya. Olacak şey değil. Evet. Yani bazen düşünüp kendime de gülüyorum. Ama yani inanın ki şöyle bir şey oldu. O aslan tabii dışarıda, tırda, kafeste bekliyor. Üstüne de bir örtü var. Taraftarı işte çok yüksek aslan kükremesiyle susturduk. Aslanı içeriye soktuk. Örtü alındı. Aslan da hayvan orada yatıyor tabii, kapalı. Kalktı ayağa baktı, bir kükremeye başladı. Yani bir böyle 30 saniye falan millet gerçek aslan olduğuna inanamadı. Ondan sonra gerçek aslan olduğunu görünce bir tezahürat başladı. Aslan bir anda durdu, tekrar çöktü. Ya nereye geldik falan. Yani ondan sonra da bize, beni tabii hayvanseverler şey yaptı. Savcılığa şikayet ettiler, bana para cezası verdiler. Fakat işin enteresan tarafı, hiç unutmuyorum, savcı bana dedi ki, başkanım bu aslan buraya nasıl geldi? Dedim ki, sayın savcım, kral 100 sene sonra evini özlemiş, kalkmış gelmiş. Ben krala nasıl sorayım nasıl geldin diye, ama savcının gözlerinden yaşlar geliyor gülmekten. Ama dedi, ben sana ceza vermem lazım. Sonra para cezası verdi. Fakat daha enteresanı, savcının ismi soyadı yazıyor. İsmini söylemiyorum, soyadı aslandı. Çok enteresan bir şey. Yani o zaman mı şey tarihe yani şu tarihe geçtiniz yani. Tam delilikti bizim yaptığımız yani. Başkan, tarihe geçmek imzanız olmak, imzanızın olması farklı bir duygu değil mi yani burada? Vallahi bilmiyorum ben yani tarihe geçtim, geçmedim de hiç düşünmedim. O geçtiniz, anda öyle kalbimizden, aklımızdan geçeni, ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlardan geldi bu teklif. Yani bu fikri de şeyden geldi. Yılşardan'dan geldi. Ve aslanı işte Antalya Hayvanat Bahçesi'nden aldık. Yani düşünemiyorum yaptığımız hala. Şu an olsa belki. Yok, başka fikirlerimiz de var. Ama bence iyi ses getirdi gibi. İyi ses getirdi. Peki. Başkanım her yerden herkes selam gönderiyor. Yani benden de selam olsun. Ya, Kanada'dan yazan var. Kanada'dan yazan var, Amerika'dan yazan var. Benden Yasin Çolakoğlu var benim kardeşlerim. Onlara herkes selam gönderiyor. Benden de selam olsun. Can Azerbaycan'dan çok yazan var. Ben aslında evet. Bir de şunu merak ediyorum Aykut. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın ilk yöneticilik macerası sizle başladı değil mi Sayın Başkan? Evet, öyle bir şey oldu. Ben şöyle söyleyeyim. Abdurrahim tabii gerçekten çok iyi bir Galatasaraylı. Ben Galatasaray'a geldim. Her tarafta baktım Altur araçlar dolaşıyor. Ya getirin dedim, bakayım şunun faturalarına bir bakayım. Ben önce işin ekonomisine daldım. Dediler ki fatura kesmiyor. Nasıl kesmiyor dedim. Hiç bizden para almaz dediler. Dedim kim bu adam? Dediler ki Abdurrahim Albayrak denilen hasta bir Galatasaraylı. Ya dedim çağırsanız da bir gelsin yarın. Geldi. Karşımda duruyor. Kalktım ayağa. Hoş geldin Abdurrahim Bey dedim. Hoş bulduk dedi. Dedim ben sizi davet ettim buraya teşekkür etmek için Galatasaray'a verdiği hizmetlerden. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Sarıldı bana ağlıyor. Ya niye ağlıyorsun dedim. Ya dedi ben dedi uzun zamandır bu işi yapıyorum. Senden önceki futbol şube sorumluları da benim hemşehrilerim bir gün beni çağırıp teşekkür etmediler. Sen geldiğin ikinci günü beni çağırdın. Gel dedim otur dedim, oturduk. Var mı bir arzun isteğin dedim. Ne olur dedi ben de sizden yarın bir yemek yiyebilir miyim dedi futbolcularla. Tabii dedim gel dedim. Beraber oturduk, futbolcularla yemek yedik. Çok mutlu oldu. Başka bir arzun var mı dedim. Başkanım dedi, var dedi. Beni de futbol komitesine alsana. Hangi görevi istiyorsun dedim. Dedi ki ben altyapıdan sorumlu olmak istiyorum. Tamam yarın başla dedim. Apo'nun şeyi, Galatasaray'daki macerası öyle başladı. Ve Galatasaray'da çok büyük katkıları oldu. Ben kendisine buradan selam ve sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok düzgün bir insan. Çok iyi bir Galatasaraylı, çok da örnek bir karaktere sahip, gerçekten iyi bir insan. Ben de yakından tanımakta büyük bir... Yani beni hastaneye getirdi bir keresinde. Şans hissediyorum. Anlatın başkanım. Ya bir maç seyrediyoruz, o iki basamak arkamdaydı. Milan'la mı oynuyorduk bilemiyorum.
golü attık. Adnan abi dedi, bir döndüm üstüme bir atladı. Apo tabii uzun boylu, büyük ve kilolu. Ben ya onu tutacaktım ya Şerif tribününe yuvarlanacaktık. Tuttum, belim gitti. 10 gün hastanede yattım. Bel tedavisi. Şimdi